Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz sistem 5 kW'lık Pelton tipi su türbünüdür. Bunun içerisinde 25 santimlik, 27 santimlik pardon, Pelton yani kaşık olan şey var, çark vardır. Ben buraya bir tane şey bağladım. Bu motorla döndüreceğim. Siz bunu dikkate almayın. Bu size tabii şu anda suyun başında olmam gerekir. Su olmadığı için bu motorla döndürüp nasıl elektrik verdiğini size göstereceğim. Bu gördüğünüz bar saatidir. Biz daha önce bir suyla denedik. 4 barda verim düşük oldu. 5 bar ve 6 barda ise en güzel verimi alabilirsiniz. Bu gördüğünüz motor alternatördür. Yani 5 kW gücündedir. Tabii maksimum bu 5 kW'tır ama siz 4-4,5 kW rahat alırsınız. 1500 devirde alacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi bunları da göndereceğim. Bu boruları da, dirsekleri de göndereceğim. 3 giriş yaptık. Bunların içerisinde nozul var. 3 tane nozul var. Hatta onlardan bir tanesini de şurada göstereyim. Çıkardık. Bunları çıkarabilirsiniz, küçültebilirsiniz. Bunu içinde 3 tane buna benzer değil bu gibi nozullar vardır. Bunları değiştirebilirsiniz. Tabii sizin suyunuza göre bunları değiştirirsiniz. Şimdi bu cihazımız yani su türbünü, tabii buradan bağlantı yapacaksınız. Su bağlantısını. Bir yerden de verebilirsiniz. İki yerden de verebilirsiniz bu şekilde. Veya üç yerden de verebilirsiniz. Bu sizin oradaki su durumunuza bağlı. Tabii bu panoyla beraber göndereceğim. Bu pano nedir? Onu da ben size izah edeyim. Pano da tabii alternatörden 3 faz gelmekte. Şu kablo 3 faz gelmekte. Ve panoya girmektedir. Şimdi burada her priz, şöyle gördüğünüz gibi her priz 3 fazı, burada da etikette de yazılı faz 1, faz 2, faz 3. Işıklar da aynı şekilde yanar. Bunlar da faz 1, faz 2, faz 3 sigortalarıdır korumak amaçlı. Bu da volt ve amperi gösterir, çektiğiniz yükü gösterir. Biraz sonra göreceksiniz faz 1 ve faz 3'ü, yani şununla şunu gösterecek. Şimdi gelelim şu üçüncüsü nedir? Bu üçüncüsü de DC 5 kW'tır ama bu tabii 5 kW vermez maksimum güçte. 4 kW alırsınız. Onu da özellikle belirteyim. Buraya sadece ve sadece bu tip soba, enfarış veya rezistans soba. Zaten buraya yazdım ben. Rezistans dedim. Ve ampul. Buraya da normal LED ampul değil. Şu tip ampulleri bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda tabii mak-kaptır veya diğer şeyleri bağlayabilirsiniz. Ama bunlara televizyon, diğer motordur, bütün şeylerinizi bağlayabilirsiniz. Ama buna özellikle söylüyorum, sadece ve sadece rezistans soba bağlayabilirsiniz. Şimdi bu prizlerden, 3 tane olandan 1,5 kW, 1,5 kW, 1,5 kW. Yani 3 tane ayrı ayrı 1,5 kW alırsınız. Bundan ise bunun toplamının alırsınız. 4-4,5 kW alırsınız. Ama ne olarak alırsınız? Doğru akım olarak. DC yazdım. Burada yazıyorum. Sadece rezistans, soba ve ampul. Ampul de tekrarlıyorum. Bu tip ampul olur. Şimdi çalıştıracağım sizlere. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. Tabii spiral bağlayacağım. Makkap bağlayacağım. Sobayı bağlayacağım. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. Tabii siz bunu dikkate almayın. Bunu siz suyla çeviriyor gibi bu suyla dönecek. Şimdi ben size bu şekilde masaüstü test yapmış olacağım. Başlıyoruz. Benim burada devir ayarlı sistemim var. Sürücü dediğimiz. Bakın. Şimdi ben burada yol verdiğimde dönmeye başlıyor. Evet, döndü. Bakın ışıklarımız yandı. Şimdi şunu çıkarayım. Tabii sarsıntıdan. Şunu şöyle koyayım. Ben bu motoru, daha doğrusu alternatörü böyle şeyle sardım, streçle sardım. Herhangi bir deforme olmasın, boyası çizilmesin diye.
Bakın şu anda boşta. Şimdi döndürüyorum. Işıkların yandığını, panonun ışıklarına bakın. Evet. Panonun ışıkları yandı. 200. Buna 235-240 volt ayarlamanızda fayda var. Bakın. 245-248 volt. Şimdi bunu kapattığımda bu. Ortayı kapattığımda bu. Üçüncü fazı kapattığımda bu. Bu ise bu. Gördüğünüz gibi. Tekrar açıyorum. Şimdi hepsinde elektrik var. Voltajı ve çektiğim akımı buradan gösterecek. Sistemimiz çalışmakta gayet güzel. Şimdi öncelikle ben bir ampulü takayım. Görün. Tabi tekerimle çekim yapıp gördüğünüz gibi yanmakta. Diğerine evet. Evet, gördüğünüz gibi yanmakta. Burayı da aynı şekilde bakın. Bu doğru akım dediğim yerde yanmaktadır. Şimdi ben buraya şöyle buraya şu anda ispireli bağlıyorum. Şuraya da buraya da mak kabı bağlıyorum. Şimdi mak kabı çalıştırıyorum. Kabı çalıştırdıktan sonra şuraya bakın. Kaç amper çektiğini görüyorsunuz. Bu nokta bir amper çekmekte. Şimdi ispireli çalıştıracağım. Tekrar buraya bakın. Kaç amper çektiğini göreceksiniz. Önce 2,5 çekti, sonra 1,5'a düştü. Şöyle yapayım. Bakın tekrar. Evet. 1,5 amper çektiğini gördünüz. Şimdi ise sobayı takıyorum. Bakın bu normal suyla dönüyor olarak şey yapın. Sobayı takıyorum. Tabi sobayı takınca yüke girdi. Voltaj oldu 230'dan 240'dan 220-21'e düştü. Bakın sobamız gayet güzel çalışıyor. Şimdi soba çalışırken de mak kabı döndürelim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmakta. Şimdi ben durutuyorum. Evet, gördünüz. Hatta süt sağma makinesinde çalıştırır. Bunu özellikle söyleyeyim. Burayı da anladınız. Yine anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Aynen bu şekilde bu pano. Bu pano. Bu sistem. Şu boru, dirsekler boru. Aynen bu paketlenip şu sayaç şey pardon barometre, basınç metre de aynen gönderilecektir. Tabi bu hariç bu kasnağı da göndereceğim buraya. İster buraya ağır disk takarsanız daha faydalı olur. Ağır disk voltaj dengeler veya buraya regülatör de takabilirsiniz voltajı dengelemek için. Artık bundan sonraki sizin olaylar. Size dediğim gibi bunu komple bu şekilde gördüğünüz gibi tabi bu hariç bir de panoyu göndereceğim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaptığınız ve yapacağınız işlerde başarılar diliyorum.